Şimdi bizim evlatlar Bingöl'de kara cehennem bölgesinde bir 6-7 teröriste daha haklandılar, bilginiz olsun. Daha yeni haberi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi temaslarda bulunmak ve Amanos güvenlik toplantısına katılmak için geldiği Hatay'da Dört Yol İlçe Başkanlığı önünde partililere seslendi. Bizleri terbiye etmeye çalıştılar. Darbelerle, ekonomik krizlerle, mezhep kavgalarıyla etnik kökenden oluşturmuş oldukları bu ülkenin içerisine sokmak istedikleri nifaklarla beraber bizi terbiye etmeye çalıştılar. Dört Yol İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti Bakan Soylu ve devam etti. Allah'a şükürler olsun. Onlar bizi terbiye etmeye çalıştıkça, onlar bizim zenginliğimizi istemedikçe, onlar bizim birliğimizi ve kardeşliğimizi bize çok gördükçe biz hep ileri adımlar attık. Ve üzerinden zaman geçmesine rağmen yankıları hala süren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafına da atıfta bulundu Soylu. Kılıçdaroğlu'na Hatay'dan seslendi. O atleti poz vermek için değil, 15 Temmuz akşamı terör örgütüyle müdahale ederken giyecektin, dedi. Kılıçdaroğlu, atleti poz vermek için giymeyecektin ya. Atleti ne zaman giyecektin biliyor musun? 15 Temmuz akşamı bu millet atletiyle, iç çamaşırıyla namusuna müdahale edildiği zaman sen kırmızı koltukta kravatınla otururken atleti sen o akşam giyecektin. Her şeyin farkında. Aynı günün akşamına bir otelde düzenlenen yemekte de değerlendirmelerine devam etti Bakan Soylu. Hedefinde yine Kılıçdaroğlu vardı. Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke olmasın. Bugün teröristin zayiat vermesinden endişe edenler, Kılıçdaroğlu öyle diyor ya, silahlı terörist, silahsız terörist. Yeni bir kavram daha duydum. 4 yılda terörü bitirecek. Doğru. Bir koluna FETÖ'yü takmışsın. Bir koluna da PKK'yı takmışsın. Sırtına DHKPC'yi almışsın arkana. Öyle mi? Bunlarla beraber terörü bitirme konusunda bir iddiayı ortaya koymaya çalışıyorsun. Sana kim inanır?